Sayın Başkan, değerli Genel Kurul. Evet, şimdi bu mültecilik sorunu mültecilerin kendilerinin bir seçeneği değil. Mültecilik sorunu bütün dünyanın ve özellikle dünyanın odak noktasında bulunan Türkiye'nin ve Türkiye hükümetinin ilgili kurullarının çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir konu. Değerlendirmesi gereken bir konu. Ve zaten mülteci sorunu, bölge barışı, savaş, uluslararası çatışma, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları, Suriye'ye dönük usulsüz, gayrimeşru hareketler, bütün bunların yurtta barış, dünyada barış politikası ölçeğinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yurtta barış, dünyada barış, Cumhuriyet'in kurucu aklı tarafından herhalde süslü bir vecize olsun diye söylenmedi. Bu yurtta barış, dünyada barış politikası kavram olarak okullara, resmi dairelere yazılıyor ama yurtta barış ne demek, dünyada barış ne demek, bununla ilgili gidilip örneğin Zelenski ile görüşülüyor, Putin'le görüşülüyor, Çin'le görüşülüyor. Zaten Çin'e benzedi ülke giderek. Çin devlet başkanına, Putin'e benzemeye başladı Cumhurbaşkanı. Böyle bir özdeşlik oluşuyor. Herkesle görüşüyor. Sıra Kürt'e geldiği zaman onunla görüşmek yasak. Onunla görüşmek neden? Kürt teröristtir de onun için. Böyle bir ülke politikası, böyle bir bölge politikası olursa ülkenin içerisi böyle yangın yerine döner. Dolayısıyla burada asıl konuşulması gereken şey şu. Konut sorunu ve kira sorunu AKP'nin yanlış ekonomi politikasından kaynaklıdır. Konut sorunu bir, öğrenciler için, iki, tarım emekçileri için, üç, turizm emekçileri için, dört, yoksullar için had safhaya çıkmış ve yoksullar ve bu saydığım kesimler açıkta kalmıştır. Dolayısıyla biz Madrid zirvesinden uluslararası operasyonlara kadar mülteci sorununu Avrupa'yla pazarlık yapmaktan Türkiye'deki mültecileri ucuz iş gücü olarak kullanmaya kadar. Özhaseki, Sayın Özhaseki, bir parti aktivistiniz, parti ileri geleniniz olarak itiraf etmişti. Mülteciler olmazsa ekonomimiz batar demişti. Şimdi bu mülteciler hangi koşullarda çalışıyor? Ekonomik hakları nedir? Sigortaları var mıdır? Nerede yaşarlar? Nerede barınırlar? İkide bir mültecilere dönük ırkçı saldırılar, mültecilere dönük ev yakmalar, mültecilere dönük linç hareketleri varken bu sorunun sadece kira boyutuyla ele alınması. Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Dolayısıyla bu sorunun bir, mülteci hakları, iki, mültecilerin Türkiye'de karşı karşıya kaldığı sorunlar, üç, beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve benzeri gibi bütün konularda dikkate alınması gerekiyor. Bu ölçekte değerlendirmesi gerekiyor. Bitirirken bugün Diyarbakır'da ve Ankara'da kadınlara yönelik yapılan saldırının hukuku kullanmak suretiyle oluşturulmuş bir faşizm olduğunu, kadına, kadının temel hak ve özgürlüklerine karşı işlenmiş bir suç olduğunu, bu talimatı veren savcının suç işlediğini ve derhal bu suçtan geri dönmesi gerektiğini belirtiyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.